Arkadaşlar merhabalar. Ben Emre Genç. Videoma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere bir silah tanıtacağım. Silah gibi bir uygulama arkadaşlar. Videonun adını şu an düşünmedim. Herhalde telefonlarınızı nasıl daha hızlı bir hale getirebilirsiniz diye bir video çekebilirim. Şimdi arkadaşlar ayarlara girelim. Telefonumuzu hızlandırmak için ne yaparız? Cihaz hakkında gireriz arkadaşlar. Cihaz bilgisine tıklarız. Burada yapım numarasını arada da basarız. Geliştirici modunu aktif ederiz. Aktif ettikten sonra şöyle bir aşağı çekeriz. Burada geliştirici seçeneklerimiz çıkar. Tüm Android cihazlar için geçerlidir. Geliştirici seçeneklerini buradan aktif ederiz. Açarız yani. Açalım. Ne oluyor abi? Sakin ol. Ayarlara girelim. Geliştirici moduna tıkladım. Aktif ettim arkadaşlar. Geliştirici seçeneklerimizi. Aşağı doğru iniyoruz. Sadece bununla bitmiyor, hemen bu muydu lan diye videoyu kapatmayın lütfen. Buradan animasyon seçeneklerimizi 0.5 yaparız arkadaşlar. 0.5 yaparız. Bu şekilde hızlandırırız cihazlarımızı. Animasyon geçişlerimiz daha hızlı olur. Peki bunu nasıl daha hızlandırabiliriz? Şöyle. Android 7 Nougat ve Android 8 ve Samsung yeni çıkacak cihazlar artık. Yeni arayüzleri diyeyim. Ben sizlere videonun açıklama kısmında şu silahı veriyorum. İndirip sıkıyorsunuz arkadaşlar. Peki bu silahı nasıl sıkarız? Cihazımızı nasıl hızlandırırız? En alttan başlayacağım. Custom kısmına girelim arkadaşlar. Custom kısmında cihazın yazma izinleriyle ilgili bazı seçeneklerimiz var bu uygulamada. Şuna girdiğiniz takdirde asıl olayımız burada. Benim en sevdiğim olay burada arkadaşlar. Şimdi şu Heads Up Notifications kısmında yukarıdan gelen bildirimleri açıp kapatmanıza izin veriyor. Kulaklık takılı, ses arttırdınız. Bu seviyeden sonra işitme kaybına neden olabilir diye uyarı veriyor. Onu buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Batarya olayımız, bunu açıp kapattığınız takdirde batarya simgemiz gidiyor. Bunun için yeniden başlatmanız gerekiyor. Saat saniyesini gösterdiğinizde görmüş olduğunuz gibi saate saniye ekliyor. Onun dışında ne göstereceğim? Bir şey unuttum mu? İnşallah unutmadım. Aşağı doğru geçelim ve en sevdiğim olaya gelelim. Animasyonlarımızı en hızlı hale getireceğiz. Ben ne kullanıyorum derseniz, ben 30'u kullanıyorum. 30 hoşuma gidiyor. Şuradan tık 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 diye inerim. 0.3 yaptım arkadaşlar. Şunu da 0.3 ayarlayayım. Hatta 0.27 yapayım. Antep'in reklamını yapalım. Şöyle Antep plaka ayarladık arkadaşlar. 27 olarak ayarladım. Şimdi animasyonumuza dikkat edin. Görmüş olduğunuz gibi bayağı hızlı bir şekilde açıyor. Animasyon geçişlerimiz falan hızlandığı için, for example diyeyim, şöyle bayağı bir hızlanıyor arkadaşlar. Telefonunuzu bu şekilde hızlandırabilirsiniz. Nerede kaldım? Burada kaldım. Bu benim en sevdiğim özellik. Telefonunuzu bu şekilde hızlandırmanız mümkün. Onun dışında kilit ekranımıza bir girebilirsem, girdim. Soldaki ve sağdaki ne derler arkadaşlar? Kısa yolumuzu değiştirebiliyorsunuz. Buradan uygulama ekleyebiliyorsunuz. Tam ekran modumuz bulunuyor burada. Full diye seçtim mesela. Görmüş olduğunuz gibi status bar gidiyor. Komple ekranı kullanabiliyorsunuz. Status bar olarak seçtiğinizde yine sadece status bar ve alttaki ben iki hardware case olarak geçiyor. S8'deki navbarı kapatabiliyorsunuz. Buradan non olarak seçeyim. Ben devam edeceğim. Buradan hangi uygulamada geçerli, hangilerinde geçersiz olacağını da seçebiliyorsunuz. Onun dışında TouchWiz arayüzümüz var. Buraya girdiğimizde ne oluyor? Bunu da göstereyim. Quick setting, yani şu olay arkadaşlar, buraya kaç tane toggle koyabileceğinizi seçiyorsunuz. Nasıl örnek verebilirim? Mesela 10 yaptık. Açtık panelimizi. Görmüş olacağınız üzere yani 10 tane geldi. Bunu indirelim. 6 yapalım. Ne oldu? Yani 6 tane geldi. 5 iyidir, 5 candır diyelim. 5 tane yaptık. Peki bunu 8 yaparsak ne olur? Aşağı doğru 8 tane gider. Output'taki gibi. 4 yaparsak da 4 tane gider. Bunu da 3'te bırakayım. Stok halde kullanalım. Buradan yedeğinizi ayarlayabilirsiniz. Hattımızın ne yazdığını buradan hem ana ekranda hem de kilit ekranda yapabiliyorsunuz. Bu da yeniden başlatmak gerektir. Bunu belirteyim. Buradan da status barda çıkan bu ikonları gizleyip açma özelliğimiz bulunuyor arkadaşlar. Buradan ikonlarımızı açıp kapayabilirsiniz. TouchWiz modunda. Demo mod ne işe yarıyor derseniz, buradan çeşitli ayarlamalar yapıyorsunuz. Nasıl bir ayarlamalar? Batarya şarj ederken göster. Bluetooth ikonum açık olsun. Mobil datam açık olsun. Ve ben bunu yaptığım zaman demo modunu açtığımda her şey 100 olarak gözüksün gibisinden, bu şekilde demo modunu alabiliyorsunuz. Video çekenler için iyi olabilir.
Ben bir video çeken olarak kullanmıyorum. Kullanacaklar, kullansınlar. Quick setting kısmında ne oluyor? Burada görmeniz gereken şey sadece şu diye düşünüyorum. Niye derseniz, mesela bu da 6 mı yazıyor arkadaşlar? Çektiniz, kaç tane takı var? 6 tane. Hop, 19 yaptım. Bismillahirrahmanirrahim. 19 tane toggle buraya sıralanıyor. Çektim, 11 tane. Düşürdüm abi, 4 tane kaldı. En aşağı 4 mü oluyor? Yok, 3 oluyormuş. 3 tane kadar indirebiliyorsunuz. Sorun nerede bunun? Fulleyelim. 20 tane kadar çıkıyormuş. Bunu da ben 6'da sevdiğim için 6'da kullanıyorum. Quick setting kısmından bunu yapabilirsiniz. Status bar olayımıza geldiğimizde de yine status bardaki ikonlarla ilgili ayarlamalar yapmanız mümkün. Bu şekilde hem telefonunuzu hızlandırabilir hem de arayüzünü değiştirebilirsiniz. Samsung'un Nougat, Oreo ve yeni çıkacak olan sürümler için bu şekildedir arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.